Aydın Emlakçılar ve İnşaatçılar Odası Başkanı Alaaddin Durmaz, Ticaret Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu elektronik ilan doğrulama sistemiyle sahte ilanların önleneceğini duyurdu. Bu sistemle, taşınmazların ilana koyulmadan önce sahibine ya da birinci derece akrabasına ait olup olmadığı sorgulanacak. Taşınmaz sahibi, taşınmazını satmak ya da kiraya vermek için bir emlakçıya başvurursa, bu durumda taşınmaz sahibiyle emlakçı arasında ıslak imzalı satış yetkilendirme sözleşmesi düzenlenmesi zorunlu. Ayrıca, taşınmaz sahibinin E-Devlet üzerinden yetkili emlakçıyı seçip yetkilendirmesi gerekiyor. Taşınmazların ilana konulabilmesi için eğer sahibinden, yani taşınmazın sahibi ilana koyacaksa, o taşınmazın kendine ait olması veya birinci, ikinci derece akrabalarına ait olmasını sorgulayacak. Taşınmaz sahipleri, eğer taşınmazlarının satılması veya kiraya verilmesi için bir emlakçıya müracaat ettilerse, emlakçı tarafından ilana konulacaksa, bu sefer de taşınmaz sahibiyle emlakçı arasında satış yetkilendirme sözleşmesi, ıslak imzalı olarak satış yetkilendirme sözleşmesi düzenlenmesi, ayrıca bunun yanında taşınmaz sahibi tarafından E-Devlet üzerinden taşınmaz ticareti yetki belgesi almış olan yetkili emlakçıyı seçip yetkilendirmesi gerekiyor. Şu an için sosyal medya bu sistemin dışında tutulsa da, İlerleyen günlerde sosyal medyanın da bu sisteme dahil edilmesi için çalışmalar yapılıyor. Şu an sosyal medya hariç ama sosyal medyada da ciddi çalışmalar var. Önümüzdeki günlerde orası da bu sisteme dahil olacak. Durmaz, bu uygulama sayesinde dolandırıcılık mağdurlarının azalacağını ve kapora dolandırıcılığı gibi olumsuzlukların sona ereceğini vurguladı. Bu sistem çok faydalı olacak taşınmaz sektörü, gayrimenkul sektörü adına. Neden? Fake ilanlar, sahte ilanlar, kayıt dışı sahte emlakçılar, dolandırıcılar, sistem öyle bir hale gelmiş ki gerek ilan siteleri, özellikle şu sıra bu sosyal medya platformları, dolandırıcı kaynıyor ortalık. Yani insanlar bundan çok mağdur. Herkes sıkıntı yaşıyor. Bunlar tamamen ortadan kalkıyor. Şimdi vatandaşımız ıslak imzalı yetkilendirme sözleşmesi imzalamaktan ve E-Devlet üzerinden yetki vermekten çekiniyor. Emlakçıyla yetkilendirme sözleşmesi imzaladığınızda, bunun yanında E-Devletinizden yetki verdiğinizde, bu taşınmazın sadece ilana konulabilmesi, pazarlamasının yapılabilmesi, tanıtımının yapılabilmesi adına yetki vermiş oluyorsunuz. Hiçbir şekilde taşınmazınızın başına bir iş gelmez. Bu kesin. Taşınmaz sadece sizin tapu dairesindeki attığınız imzayla veyahut da noterden verdiğiniz vekaletle başına bir iş gelebilir. Başka türlü taşınmazınıza başına bir iş gelmesi, sizin zarara uğramanız, sizin mağdur olmanız söz konusu değildir. Güvenerek yetkili emlakçılara yetki verebilirsiniz. Bu sadece yerelde alınmış bir karar değildir. Tüm Türkiye'yi kapsamaktadır. Kimsenin mağdur olması bu konuyla ilgili düşünülemez. Bakın, kaldırmak adına. Dolandırıcılık ortadan kalkıyor. Artık yani biz bu kapora dolandırıcılığı, bir dairenin 10 kişiye kiraya verilmesi, işte bir sürü olumsuz vakalar, bir karşılaştık bunlarla. Bunlar artık tarih oluyor. Bundan sonra rahat edeceğiz nasıl olursa.